ederim. Bir daha da çıksınlar yazınlar. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Abilerim, burası Arafat. Burası Peygamberin bastığı yer. Burası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem El Hacc Arafa dediği yerdir. Burası Cebel-i Rahme. Burası Adem babamızın ile Havva annemizin buluştuğu yer. Biliyorsunuz Adem babamız ile Havva annemiz cennetten şeytan onları çıkarınca ceza olarak Allah Celle Celaluhu Adem babamızı Singapur dağlarına, Havva annemiz Cidde'ye koydu. Ondan sonra 934 sene yıl yaşadı Adem babamız. 200 sene ağladılar, sızladılar. Ondan sonra dedi ki Rabbena zalamna enfusena ve illem tegfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi nefislerine zulmettik ey Allah'ım. Sen bizi affetmezsen hüsranlardan oluruz ya Rabbi dedikleri zaman işte burada buluştular. Şu Arafat'ta bize işte inşallah biraz sonra çıkacağız. Ondan sonra burada Adem babamız ile anne Havva Müzdelife gittiler. Burada aleyhissalatü vesselam işte buraya gelmiştir, namaz kılmıştır ve El Haccu Arafa demiştir. Şimdi biz inşallah 40 gün sonra buraya geldiğimiz zaman buraya geleceğiz. Burası Allahu Alem bugün bu sene 5 milyon haccı olacak bu yerde. Ve ilk yapacağımız iş tabii ki sünnette olan nedir? Sabah namazıyla beraber Arafat'a çıkacağız. Ama şirketler ne yapıyor şimdi? Şirketler kalabalık olmasın diye akşamdan gelip burada konukluyor. Bir beis yoktur inşallah. Ve buraya geldikleri zaman ilk önce işimiz tehlil, tekbir, tahmil, Subhanallah, Elhamdülillah ve La ilahe illallah. Yani gelişi güzel bir şekilde dedikodudan uzak, böyle boş laflardan uzak geçirmemiz gerekiyor. Ben gözümle gördüğüm bazı kişiler burada Arafat'ta iskambil oynuyorlar, iskambil. Ya ne diyorsun? Hocam diyor, hocam diyor, zaman geçmiyor. Ya Subhanallah, Allah seni ıslah etsin. Burası mı? Ve bazıları def çalıyorlar, def. Ya çalacaksan git başka yerde çal, olmaz. Burada ya, ibadet yeridir. İşte burada Aleyhisselatü Vesselam sabahtan ta akşama kadar kalmıştır. Akşam namazıyla beraber orada Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk sesleriyle Müzdelife'ye inecek. Akşamla ezanıyla beraber. Hatta bazıları ne yapıyor? Bazıları hücum ediyor. İşte kalkan şu... Ya yavaş yavaş tehenni. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yavaş yavaş buradan ayrılıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan ayrıldık. Nereye gideceğiz? Müzdelife. Oradan taşları toplayacak. 49 taş, hatta 4. güne kalmak istiyorsak 72 tane taş toplayacağız. Bazıları topladıkları gibi yıkıyorlar, ediyorlar. Hayır, bunlar bid'attır, kesinlikle yeri yoktur. Taşları orada Müzdelife'den topladığımızda, peki neden Müzdelife? Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Müzdelife'den toplamıştır. Peki bunu buradan alır yani olur mu? Olur ama ne? Madem ki aleyhissalatü vesselam Müzdelife'den bunu toplamıştır, biz de olma almak sünnettir. Müzdelife'ye geldik. Akşam yine yatsı namazını orada kılacağız. Kıldıktan sonra orada gene tekbir. Ha, bazıları ne yapıyor? Direkt Müzdelife'de kulaklamıyorlar. Otele. Onlara var ya kan vaciptir. Niçin? Çünkü orada kulaklamak vaciptir. Allah Resulü burada kalmıştır. Adam diyor ya yer yok. Ya yer yoksa otur bir köşede burada kal. Çünkü bu vaciptir. Sen bu vacibi terk edersen kan gerektirir. O da kurban fidye kesmiş olursunuz. Ha ne oldu? Müzdelife'de. Bismillah. Müzdelife'de kulakladıktan sonra sabah namazını kıldıktan sonra ondan sonra tekbir sesleriyle Allahu Ekber. Allahu Ekber. Büyük kebreye taşlayacağız. İnşallah şimdi buradan gideceğiz. Bunu size göstereceğiz. İlk önce 7 taş. Büyük kebre. Sadece büyük kebreye taşıdıktan sonra gideriz. Taş, baş ve kurban ve bu şekilde ihramdan çıkmış oluruz. Ertesi gün Mina gene el küçük ve orta büyük olmak üzere üçüncü gün aynı şekilde küçük orta büyük olmak üzere 49 taş atarız. Eğer acele değilse dördüncü güne kalmanız daha hayırlıdır ve bu şekilde 72 taşı atıp gideriz. Ama ne zaman? Üçüncü gün güneş batmadan önce yani buradan ayrılmanız gerekiyor. Güneş batmadan buradan ayrılmazsanız o zaman nedir? Dördüncü güne kalmış olacaksınız. Ha, o zaman böyle olduktan sonra nedir? Hac bitmiş oluyor ve tavafın ifade kalır.
Tavaf-ı ifade son tavafımız yaptıktan sonra hiçbir alışveriş yapmadan ve burada çekip gideceğiz. Kimi Medine'ye gidiyor, kimi artık memleketine bu şekilde hac bitmiş oluyor. Rabbim haccımızı kabul eylesin. Amin. Rabbim tebareke ve teala bir daha gelmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi duamızı yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme hedina fî men hedeyt. Ve afina fî men afeyt. Ve tevellena fî men tevelleyt. Ve barik lena fî men a'tayt. Ve kina şerre mâ kadayt. Fe inneke tekdî bil hakki ve la yukdâ aleyk. Ve innehu la yedillu men veleyt. Ve la yeazdu men adeyt. Tebarekte Rabbena ve tealeyt. Feleke elhamdü ala mâ kadayt. Nestagfiruke Allahümme min cemî'il khatâya ve zunûbü ve netûbü ileyke ya Rabbil Alemin. اللهم تقبل عمرتنا آمين. اللهم تقبل عمرتنا آمين. وتقبل طوافنا آمين. وتقبل حجنا آمين. وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين يا رب العالمين آمين. يا إله العالمين والآخرين آمين. وجامع الناس لميقات آمين. يوم الدين آمين. من ندعو وأنت الرب المعبود آمين. ومن نسأل وأنت صاحب الكرم آمين. المجود نسألك يا ربنا أن تتقبل عبادتنا يا الله ويسر أمورنا يا الله آمين. وردنا إلى أهلنا سالمين آمين يا رب العالمين آمين. واجعلنا في الجنة جارا آمين صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين آمين. اللهم günahlarımız rahmetinle affeyle. Amin. Beşeyyallarımız hayırlar ihsan eyle. Amin. Nefesimizde la ilahe illallah. Muhammedin Resulullah'ı söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımızı şifa, dertlerimizi deva ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Kime gidelim sen var iken? Kimden isteyim sen var iken? Ya Rabbi buraya geldik Allah'ım yalvarıyoruz. Ya Rabbi ne olur ibadetlerimizi kabul.